Bu arada seste bir sıkıntı yok değil mi? Gayet gayet Bak, iyi. Hiç bakmadım. sıkıntı Okey. de yok dışarıda. Pencereleri kapattım. Dışarıdan ses gelmesin diye. Efendim herkese iyi akşamlar. Bloomberg KT Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen. Ben Ferhat Yüksel Türk. Bugün sevgili Ferhat Yüksel Türk bizlerle birlikte. Ferhat, ne var ne yok? Nasıl keyifler? Valla iyi diyelim, iyi olsun. Sonbahar geldi, havalar soğumaya başladı. Birazcık tabii artık ağır ağır kışın ayak sesleri geliyor mu? Ne şeklinde bakıyoruz. Abi o kadar sevmiyorum, o kadar sevmiyorum ki kışı. O kadar sevmiyorum yani. Ya bu kış bir daha ayrıyetten biraz daha soğuk ve kötü geçecekmiş gibi bir his var içimde. İnşallah yanılıyoruzdur yani. Neden ki? Yani işte haberler çok iyi değildi dünyaya yönelik. Birazcık o sinir bozucu, moral bozucu. Hangi haberlerden bahsediyoruz mesela? Mesela işte savaş var. Keşke savaşlar olmasa ama savaş var. İşte enerji krizinden bahsediyoruz. Jeopolitik risklerden bahsediyoruz. Doların güçlenmesinden bahsediyoruz. Piyasaların karışıklığından bahsediyoruz. Yani çok tatsız tutsuz bir döneme girdik. Herhalde bir Şubat Mart'a kadar da böyle gidecekmiş gibi bir hava var. Şubat'a Mart'a kadar. Evet. Peki şimdi mesela dolar koptu gidiyor, acayip değer kazanıyor. Amerika'nın 10 yıllıkları bugünkü veri sonrasında 3.87'lere gelmiş. Dünyada bu doların hükümranlığı hemen hemen bütün para birimlerini ezip geçmiş. Bu devam edecek mi sence? Bence daha devam edecek. Yani daha yolu var. Ben dolar endeksinde 120'yi hedef olarak en azından kısa vadede görüyorum. O zaman euro doları kaç bekliyorsun? 0.90'lar falan mı? Yani hatta onun altına bile kayabilir diyorum. 0.80'lere kadar bile yolu var euro dolar paritesinde. Hakikaten çok, yani bir kendi kendini besleyen bir sürece de girdi artık olay. Yani peki o zaman bir dakika, başka bir sorun var şimdi. Diyorsun ki 0.90'ların altına 0.80'lere doğru gidebilir. Sen mesela kendini Avrupa Merkez Bankası'nın yerine koysan, diyelim ki Christine Lagarde'sın. Aldı başını gidiyor yani, 0.90, 0.80 euro değer kaybediyor, değer kaybediyor. Bir yerde kendi parana sahip çıkmak istemez misin? Yani şimdi orada sahip çıkmak için ne kadar seçeneği var? Öyle bir sıkıntısı var Avrupa Merkez Bankası'nın. Yani ülkeler arasındaki ayrışma o kadar yüksek ve çoğu ülkenin de mevcut bu enerji krizinde bunu karşılayabilecek bütçe esneklikleri yok. Yani bu faiz artışını, bu borçlanma maliyetlerindeki artışı. Resesyondan da bahsediyoruz. Yani çok fazla yükseltirseniz faizleri de bir yerden sonra borç krizine doğru da götürebilirsiniz. O yüzden yani istemeye istemeye de olsa mecburen bu parite gidecek. Yani cari açık veren bir bölgeye doğru gidiyor Avrupa, yani Euro bölgesi özellikle. Ki uzunca bir süredir cari fazla veren bir gruptu, topluluktu. Bunun biz cari açığa döndüğünü göreceğiz. Bu noktadan sonra da fonlama maliyetleri arasındaki fark da oldukça yüksek olacak. İşte Almanya, Amerika arasında ya da ECB versus Fed arasında. Bu da ister istemez tabii Fed'i, yani
paritenin daha da değersizleşmesine yol açacak. Ne kadar mutlu olmasalar da bu yani Ama bir kaçınılmaz. şey söyleyeceğim. Şimdi tabii Amerikan Merkez Bankası ile Fed arasındaki mücadele böyle Conor McGregor'la benim aramdaki boks maçı falan gibi bir şey olabilir yani. Arada o kadar büyük fark var şu anda. Yani tabii yani Fed'in eli o kadar Fed vurdu mu devirebilir yani. Fed'in eli çok rahat diğer ülkelere kıyasla. Çünkü en azından iş gücü piyasası, istihdam piyasası daha kuvvetli. Enerji krizi yok Avrupa'ya kıyasla. Biraz daha izole bir ekonomi ABD Avrupa'ya kıyasla. Tabii bunun da faydalarını görüyor. Bu krizden ilk etkilenecek ve en olumsuz etkilenecek Avrupa. Bunun da sonuçlarını yaşıyoruz. Yani bunda maalesef kaçınılmaz son. Bir de doların mevcut finansal mimari içindeki payı ve ağırlığı o kadar yüksek ki herkesin dolar yükümlülüğü var. Bu dolar yükümlülüğü, dolar yükseldikçe bir şekilde insanlar bunu kapatmak için ya da hedgelemek için daha da fazla dolara yüklenmeye başlıyor. Bu da ister istemez doların daha da değerlenmesine neden oluyor. İşte merkez bankaları rezervlerden bunu karşılamaya çalışıyor. Buna bağlı olarak işte ABD tahvillerini satmaya başlıyor. O zaman onların getirisi artıyor. Daha da bu doları destekliyor. Yani kendi kendini besleyen inanılmaz bir sürece girmiş durumdayız. Bunun önüne geçmek için sadece tek bence çıkar yol Fed'in bir şekilde frene basması ki o da şu anda görünmüyor. 0212 255 59 20 canlı yayın telefon numaramız. Ayrıca bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı 0536 266 81 81 numaralı telefon üzerinden ulaştırabilirsiniz. Diğer yandan Bloomberg KT Radyo YouTube ve Twitter hesapları üzerinden de canlı yayındayız. Sorularınızı oradan da aktarırsanız biz de sevgili Ferhat Yüksel Türk'e yönlendirebiliriz. Doğukan Bey diyor ki sterlin dolar çaprazı için ne söylersiniz? Ya sterlin çok dağıldı. Liz Truss hükümetinin soğuğuna da geldi. Başlangıçta yaptıkları o anlamsız hamleden geri adım atınca biraz sterlin normalleşmeye başladı. Ama ne dersin bundan sonrası için? Yani bir merkez bankası ben topumla tüfeğimle sıkılaşıyorum derken bir hükümet ben topumla tüfeğimle gevşiyorum derse arasındaki uyuşmazlık para birimini ezer. Dolayısıyla o ezilmeyi yaşadılar. Şimdi toparlamaya çalışıyorlar. Nereye kadar? Yani ben sterlinde de yönün aşağı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Orada da biz birin altı seviyeleri göreceğiz gibi bir görüntü var. Hem teknik açıdan var hem de temel açıdan da bu biraz destekliyor. Yani burada Bank of England sıkılaşmaya giderken birdenbire mecburen dönüp varlık alımına başlamak zorunda kaldı. Ki aslında bu da mevcuttaki yapının ne kadar kırılgan olduğunu bize gösteriyor. Bu açıdan da ben Bank of England'dan ekstra bir sıkılaşma yani Fed gibi bir sıkılaşma görebileceğimizi zannetmiyorum. Bu da tabii ister istemez getiri farkından dolayı dolara yarayacaktır. Yani burada sterlin tarafında da bence yön aşağı yani dolar tek başına piyasayı domine etmeye devam edecek. Peki 0212 255 59 20'de bu akşamın ilk dinleyicisi kim? Hasan Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Sağ ol, hoş bulduk. Ben Petkin'in Sokar'la ortak yapmış olduğu Star rafinerisiyle ilgili bir bilgi almak istemiştim. Bildiğimiz kısmını anlatalım. Sorun. Petkin'le Sokar'ın ortak Nesini yaptığı. soracaksınız? Petkim'le Sokar'ın ortak değil de yani aslında Sokar'ın yapmış olduğu bir rafineri, Star rafinerisi. Evet. Nesini merak ediyorsunuz Star rafinerinin? Onların bilançoda hiç gözükmüyor Star'ın kârı, rafineri kârları da onu merak etmiştim. Şimdi Star rafineri ile Petkim şu an itibariyle Sokar'ın altındaki iki ayrı şirket. Dolayısıyla Star rafinerinin kârı Petkim'de yer almıyor çünkü iki ayrı şirket. Fakat şirketin bugün değil, ne zaman olacağı belli değil. Bir noktada bu iki varlığını birleştirme fikri var. Ben daha öncesinde bunu CEO'suyla yaptığım bir yayında duymuş ve kendisinden dinlemiştim. Dolayısıyla böyle bir fikir var ama şu anda gündemde yok. Benim bildiğim kadarıyla bu söylediğimde yaklaşık 1-1,5 sene öncesinin bilgisi. Hani kısa vadede bu ikisi birbirine değmiyor. An itibariyle değmiyor ama
ileride gelecekte bu iki şirket birleşir, bir yapı oluşur. O yapının evet. içerisinde birbiriyle etkileşimini finansal olarak da hissettirir. O zaman bakarız. Şu anda yok bu ikisi birbirinin içerisinde. Açıl Bey, parayı tamamen Petkim ödediği için işte... Parayı tamamen Petkim ödemiyor. Petkim'in oradaki yatırımın içerisinde bir ortaklığı var. Evet, yani ortaklığın evet. parası ödedi. Var ama dediğim gibi yani bu ikisinin bilançosunda kar zarar gelir gider birbirine değmiyor şu anda. Değmiyor, evet, işte ondan dolayı rahatsız oldum. Ya ben yaklaşık 5 yıldır taşıyorum Petkim'i, 2,5 liradan beri taşıyorum. Ama startın bir türlü karı bilançoda gözükmüyor. İşte dediğim gibi sebebi budur. Yani iki şirket, iki farklı şirket bir noktada birleşme planlaması var ama bugün o gün değil. Olduğunu da haber verirler. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Cem Ufuk Euro konusunda yorum bekliyorum demiş. Euro dolardan bahsettik ama Euro TL tarafını da sorayım sana. 18-17 şu anda Euro TL fiyatlaması. Bir ara 17-80'lere falan gitti. O Euro doların çok baskın olduğu dönemlerde, 0.95'lere doğru hareketliği dönemlerde. Şimdiki seviyesini ve bundan sonrası için olabilecekleri nasıl görüyorsun Ferhat? Yani orada da bence yön yukarıya gidecektir. Türk lirası yani yabancı para birimlerine karşı ben değer kaybının sürmesini bekliyorum açıkçası. Mevcut para politikası seti ve yani hükümetin politikası nedeniyle burada Türk lirasındaki değersizleşme devam edecektir. Bu açıdan da orada da bence yön yukarı, işte öncelikle hedef zaten 20'ler gibi duruyor. 20'den sonra da orada biraz daha dolar TL'nin görünümü ve o andaki paritenin görünümü etkili olacak ama ilk hedef 20 gibi duruyor. Ne kadar vade içinde böyle bir beklentin var? Yani benim beklentim açıkçası 3 ile 6 ay içerisinde. 3 ila 6 ay içerisinde. Peki bu o zaman çok aşkın değil. Hemen hemen enflasyon kadar değer kaybetmesini bekliyorsun. Doğru mu? Yani en kötü ihtimalle evet. Peki. Burada mesela bir sorum daha var. Bizim ihracatçı açısından bayağı zorlayıcı olduğunu görüyoruz. Böyle 10 milyar doların üzerinde bir kayıpla sonuçlandı euro dolardaki bu dengesizlik. Tabii çok hızlı oldu. Hedge etme imkanı falan da olmadı şirketlerin önemli bir kısmı için ama biz sonuç itibariyle dolarla alıp euroyla satıyoruz. Eğer ki dolarla aldığımız daha pahalı hale gelecek, euroyla sattığımızda ucuzlayacaksa bu bizdeki kaybı önümüzdeki dönemde daha riskli hale getirir mi? Eğer senin dediğin gibi 0.80'lere doğru gidecekse euro dolar çaprazı. Yani ister istemez getirecek. Burada fiyatlama gücü olan firmalar açısından biraz daha avantajlı bir durum olabilir. Özellikle enerji yoğun sektörlerde Avrupa'daki yaşanan enerji krizi nedeniyle biraz daha fiyatlama gücünün üretici tarafa geçtiğini görüyoruz. Yani bunu maliyetlerini fiyatlamaya yansıtanlar açısından bir miktar en azından euro bazlı bir zam şeklinde idare edecek bir seviyeye doğru gidebilir. Fakat genel anlamda hani Türkiye ekonomisi açısından baktığımızdan tabii çok olumlu bir tablo değil. Yani cari açının yukarı yönlü devam edeceği, işte en son 10 milyar dolarlar gelmişti. Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda bu devam edecek. İşte yıl sonunda 60 milyar dolara yakın bir yerde kapatacağız gibi duruyor cari açığı. Ve bunun finansmanı ve bunun kur üzerindeki baskısını göreceğiz. Firmalar açısından tabii döviz gelirini sürdürüyor olmak önemli olacaktır burada. Çünkü TL bazındaki değersizleşme firmaların da rekabet tarafında olumlu gibi görülse de aslında şu andaki mevcut para politikası etkisinde oradaki avantajlarımız da ağır ağır ortadan kaybolmaya başladı. Şimdi reel efektif döviz kuruna bakıyoruz. Üfe bazlı bakarsak neredeyse 2018 seviyelerine geldik. Yani ama tabii o üfe bazlı bakınca da biraz haksız rekabet oluyor. %150 üfe var ya. Evet ama işte biraz da hani firmalar açısından üfe bazlı bakmak daha mantıklı. Tabii ne yapacaksın? Yurt dışı ile kıyasladığınızda, çünkü orada üfe bazlı baktığınızda da mesela Almanya'daki üfeye kıyasla bakıyorsunuz ya da Amerika'daki üfeye kıyasla bakıyorsunuz. Oralarda da %40-45 seviyelerinden bahsediyoruz aslında yani. Bu açıdan da hani firmaların rekabet gücü de artık ağır ağır erimeye başladı. Burada bence bizim şu anda kuru tutmak için yaptığımız politikalar artık firmalara zarar vermeye başladı. İşte mesela son bir yıl içindeki enerji maliyetindeki artışa ya da iş gücü maliyetindeki artışa bakalım. Kurdaki artışın gerisinde kalmaya
yani ilerisinde kalmaya başladı. Özellikle Euro-TL bazında. Ve tabii bu firmaları rahatsız etmeye başladı. Karlıkları da kar marjlarından yemeye başladılar. Burada ben ihracatçıların ağır ağır homurdanmaya başladığını da duyuyorum. En azından birkaç böyle off the record konuşmalarda. Yani bu mevcut, o yüzden de biraz da hani Euro-TL'deki yukarı yönlü beklentimin altında yatan sebeplerden birisi de bu. Burada ağır ağır ister istemez yukarı yönlü gidecek bir kur olacak. Peki, hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Kim? Salih Bey, hoş geldiniz efendim. Buyurunuz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Açıl Bey. İyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar. Benim geçen akşam kaçırdığım bir, daha doğrusu aradım ama ulaşamadığım bir akşam için bir sorun vardı. Bu KKM konusunda. O akşamki şeye sorduğunuzda işte artık KKM yapmam, onun yerine dövize dönerim, döviz faizinden yararlanırım. Bir şey, yanlış mı anladım bilmiyorum. Öyle bir konu var mıydı Açıl Bey? Yani KKM yapmam derken şimdi şöyle oldu. Kur korumalı mevduat normal şartlar altında bir hane halkı için bir imkan olarak kullanıldı. Böylelikle elinde Türk lirası olan bireysel yatırımcının dövize dönmesi engellenmek istendi. Bu başarılı oldu. Diğer taraftan şirketlerin de ellerindeki dövizi Türk lirasına dönmek suretiyle kendilerine avantaj sağlayabilecekleri bir imkan getirilmek istendi. Burada da dövizi TL'ye dönmeleri halinde kendilerine kurumlar vergisinden avantaj sağlandı. Dolayısıyla şirketlerin de önemli bir kısmı elindeki dövizi Türk lirasına döndü ve kur korumalı mevduata bıraktı. Kur korumalı mevduata ilk bırakmaya başladıkları dönemde şirketler açısından belli başlı zorluklar ortaya çıktı. Çünkü o dönemde Merkez Bankası ilk başlangıçta sistem de daha tam kurulmadığı için dedi ki bunu teminat olarak kullanamazsınız falan. Sonra Şubat ayının yanlış hatırlamıyorsam 16'sı olması lazım. Bir düzenleme de getirdiler. Dediler ki tamam, biz anladık olayı. Eğer şeyiniz varsa, kur korumalı mevduatınız varsa bunu kredilerde teminat olarak kullanabilirsiniz. Daha sonrasında şirketlerde hem vergi avantajı var hem teminat olarak kullanabiliyorlar. Ellerinde bilançolarında fazla döviz olarak tuttukları kısmı kur korumalı mevduata döndüler. Şimdi son durumda artık Merkez Bankası yeni bir faza geçti. Çünkü kredi genişlemesi çok anormal boyutlara, enflasyon da çok inanılmaz yerlere geldi. Bunları engelleyebilmek için makro ihtiyati politikalar sunuldu. Bu makro ihtiyati politikalarla krediler yavaşlatıldı. Sadece seçilmiş belli başlı sektörlere ve sadece net ihracatçı olan şirketlere kredi veriliyor. Bunun haricinde doğru düzgün kredi bulma imkanı kalmadı şirketlerin. Kur korumalı mevduat da bu çerçevede artık teminat olarak kullanılamaz denildi. Şimdi eğer ki kur korumalı mevduatı şirketler teminat olarak kullanamayacaklarsa paralarını kur korumalı mevduatta tutmalarının bir anlamı kalmadı. Zira döviz tevdiat hesaplarında %4'ler %5'ler civarında faiz var. Sen bana sadece kurun yukarı potansiyelini veriyorsan ben buradaki faizden oluyorum diyorlar. Eğer ki bir avantajı var, vergi avantajı elbette, ama bunun karşılığında da %4,5 %5 diledikleri takdirde kullanabilecekleri döviz tevdiat hesabı faizinden oluyorlar. O yüzden de o gün konuşurken demişti ki konuğumuz, kimdi hatırlamıyorum ama söyleyince şeyi hatırladım, sohbeti hatırladım. Ben bunun yerine kur korumalı mevduattaki parayı alıp, inançtı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kur korumalı mevduattaki parayı alıp döviz tevdiat hesabına dönmeyi tercih edebilirim. Olay buydu. Oradaki tek benim takıldığım nokta bu konuştuğumuz faiz oranı yıllık değil mi, %4-5'ten bahsettiğimiz? Tabii. Tamam. Kur korumalı mevduatta da zaten size %17 idi işte başlangıcında yıllık. Tamam. Dolayısıyla o da yıllık. Yani o da size bir çeyrekte %4,25 TL faizi veriyordu. Tamam. Dolayısıyla durum bundan ibaret. Ferhat, sana döneyim sorayım. Çok teşekkür ettik size. Ferhat, döneyim sana sorayım. Sen ne dersin bu KKM'nin, kur korumalı mevduatın teminat olarak kullanılıp kullanılamaması konusunda? Şimdi orada son dönemde çeşitli, bence sektörden de duydum, böyle garip uygulamalar da oluşmaya başladı. Mesela bir iki firmadan duyduğum şöyle bir şey var. Mevcuttaki döviz tevdiat hesabını kur korumalı mevduata dönmek istiyor firma. Bankanın dönüşü şu şekilde oluyor. Eğer bunu KKM'ye dönerseniz ileride bizden kredi kullanamazsınız. Çünkü bu en son getirdikleri düzenleme vardı hatırlarsan. KKM karşılığı
kredi kullanılırsa bunun %90'ına kadar menkul kıymet tesis sorunu var. Sorunu vardı. Yani burada kredi kullanmayacak olsa bile ya da bunu kredinin teminatı olarak koymayacak olsa bile bankalar bunu bu tarafa doğru, bu yönetmeliğe doğru yorup burada eğer KKM yaparsanız sizin açınızdan şey olmaz. Yani avantajınızı kaybediyorsunuz olur. Evet, kredi kullanamazsınıza getirmeye başladı. Bu da bence artık böyle piyasada herkesin kafasının karıştığını bence birazcık gösteriyor. Ve kimse de risk de almak istemiyor. Ama yani, KKM'nin daha da genişlemesi istenmiyor zaten şu anda. Yani istenmiyor ama bir taraftan da hani bu KKM'nin istenmediğini de ben çok da emin değilim. Yani bunun sürekli promote edildiğini de görüyoruz piyasada. İşte şu kadar oldu, sürekli olarak bunun bir başarı şeklinde de sunulmaya çalışılıyor. O yüzden hani verilen mesajla yapılan çok uymuyor. Böyle bir garip bir hava da oluştu. Bence firmaların da kafası karışık. Herkes böyle ne yapacağını bilemez hale geldi. Yani o yüzden de piyasada bir durgunluk olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle kredi tarafında bir genişleme var gibi duruyor. Fakat erişebilen hakikaten az bu tarafta. Yani garip bir döngüdeyiz. Herkes biraz daha seçime yaklaşılınca kredi kanallarının daha fazla açılacağı beklentisi içerisinde. Ama bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi çok da emin değilim açıkçası. Peki, başka sorular da var. Levent Gökten demiş ki KKM'nin genişlemesi istenmiyorsa 2023 sonuna kadar neden uzatmayı planlıyorlar? Şimdi burada çok büyük bir yükümlülük oluştu. Yani neredeyse 85-90 milyar dolara geldi kur korumalı mevduat büyüklüğü. Yani şu anda 1,5 trilyon liraya yaklaşıyor. Bu bir yükümlülük ve devletin de üzerinde aslında bir yerden sonra ürkütücü bir tablo. Yani bir gün insanlar ben kur korumalı mevduattan dönmek istiyorum dediklerinde bunun karşılanabilir olması lazım. Yanlış mıyım Ferhat? Ya tabii ki. Buradan çıkış bence sert bir faiz artırımıyla olacak. Yani başka bir çıkış olacağını ben açıkçası düşünmüyorum yani KKM tarafında. Ya kendi kendine eriyecek bir bakiye değil şu anda ve bu kolay kolay da eriyecek bir bakiye değil. Yani bundan çıkışın olabilmesi için sizin Türk lirasındaki değer kaybı beklentisini çok sert bir şekilde ortadan kaldırıyor olmanız lazım ki bu hesaplar erisin. Bunun için de şu andaki tek görüntü sert bir faiz artırışı ama o da sanki en azından seçime kadar yapılmayacak gibi duruyor. En azından verilen mesajlar öyle. Şimdi bir de tabii şu da var. Yani yeni genişletmek veya bunu artırmak ya da büyütmek için değil dediğim gibi hani oradaki edinilmiş olan yükümlülüğü bunun hani parasal yükü ayrı kur yükseldiğinde farkı ödüyorum onun getirdiği büyük var o ayrı ama bir yerde çıkışını da mümkün kılabilecek bir platformda kalması lazım. Ben onun da etkisi olduğunu düşünüyorum yani senin söylediğin gibi. Açıl orada bir de şöyle de bir şey var yani sonuçta bu KKM'ler geri dönüyor 3 ayda bir vadesi doluyor ve yenilenmesi lazım. Eğer yenilenmezse ve sen bunu yani özellikle kredi kanalında buna ekstra bir maliyet çıkartırsan ve firmaları bundan geri dönmek zorunda bırakırsan orada yeniden sen ister istemez zaten bir döviz talebi yaratacaksın. Kasım mesela. Evet yani o açıdan. Yani biz Kasım'a ne kadar hazırlıklıyız? Bu döviz talebine ne kadar hazırlıklıyız? Buna yönelik planımız ne? Ekstra bir portföy girişi bekliyor muyuz? Çok beklemiyoruz benim gördüğüm en azından. Yani küresel piyasalardan gördüğüm kadarıyla. O açıdan da hani bunu yapıyoruz ama o döneme yaklaştıkça bence bu mevcuttaki bir iki aydır süren düzenleme de geri döndürülmek zorunda kalacakmış gibi duruyor. Ve zaten çok fazla değişiyor. Her ay yeni bir düzenleme görüyoruz. Bu açıdan şu andaki mevcut durum böyle fakat bir ay sonra ne olacağını bence kimse bilmiyor. Devam ediyorum sorulara. Merkez Bankası adam akıllı bir şekilde faizi artırsa yükümlülük falan kalmayacak aslında demiş Levent Bey. Katılıyor musun buna? Bu peki diyelim ki faiz arttı. Şimdi faizin artmasının da artık öyle bir noktaya geldik ki faiz arttığında da ortaya çıkacak inanılmaz sorunlar var. Tabii. Yani özellikle bankacılık sektöründe inanılmaz bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Reel sektörde? Yani sen şimdi %25, %30 faizi yüksek diye yakınan reel sektör faiz %55'e, %60'a çıksa ne yapacak? Bence reel sektör %25-30 diye çok yakınmıyor. Benim genelde konuştuklarım. Belki hani açıklama yapanlar yakınıyor gibi durabilir ama benim konuştuğum herkes %25-30'dan alabilse almak istiyor zaten. Yani faizin yüksekliği şu andaki mevcut reel enflasyonla kıyasladığınızda hakikaten inanılmaz bir getiri sunuyor.
Zaten sorun bence buna erişememek. Mevcut para politikası setinde de herkes buna erişmek istiyor ve bir şekilde erişen zaten yani durduğu yerden para kazanıyor. Biraz da öyle bakmak lazım. Çünkü mevcut durumda enflasyonun böyle olduğu bir ortamda siz işletme kredisini ne kadar yani işletme sermayesini ne kadar krediyle fonlayabilirseniz sizin açınızdan öz kaynak maliyeti o kadar düşük olacaktır. Sizin karlılığınız da o kadar yüksek artacaktır. Yani burada bence sorun faizin yüksekliğinden ziyade reel sektör açısından bunun erişebilirliği. Ama asıl bence sıkıntı bankacılık sektöründe olur. Çünkü sektörün inanılmaz bir menkul kıymet portföyü oluştu. Çok düşük faizlerden ve artı mevcuttaki verdikleri krediler var. Yani mümkün olduğu kadar burada işte spot kredilerle ya da işte rotatif kredilerle kendini korumaya çalışıyor sektör ve mümkün olduğu kadar vadeyi kısa tutmaya çalışıyor. Fakat buradaki sert bir faiz artışı tabii ister istemez net faiz marjında inanılmaz bir daralmaya neden olur. Karlılığı çok dibe götürür. Hatta kamu bankalarında biz zarar rakamları görürüz, yüksek zarar rakamları ve tabii menkul kıymet portföyünden de inanılmaz bir zarar gelir. Bu açıdan da bankaların sonraki ikincil etki olarak kredi verme kapasitesi düşeceği için bu sefer ikincil etki de reel sektöre daha büyük bir darbe olur. Yani şu andaki politika setinden çıkış hakikaten zor ve biraz ekonomide durgunluğa neden olabilecek bir yere doğru yani bu politika setinden çıkmak istiyorsak bir sürece doğru götürebilir. O yüzden de ben seçime kadar mümkün olduğu kadar bunun yapılmayacağını düşünüyorum. Peki gelen sorulardan bir diğeriyle devam edeyim. Elio Baron Rumuzlu takipçimiz demiş ki menkul kıymet tesisi zorunluluğunu açabilir misiniz? Biraz önce konuştuk ya kredi piyasası ile ilgili olarak bankalar verdikleri kredi karşılığında menkul kıymet barındırmak zorundalar diye. Bu mekanizmayı birkaç kez anlattım ben radyoda ama istersen bir kez de senin üzerinden geç. Teknik kafa karıştırıyor çünkü. Evet, yani biraz teknik bir konu. O yüzden ben çok basitçe söylemeye çalışayım. İşte tabii çok fazla koşullara bağlanan bir yönetmelik oldu. İşte ilk etapta ticari kredi büyümesiyle başladı bu. Bu tarafı engellemek açısından çıktı. İşte belli büyüme oranlarının üzerinde eğer bankalar ticari kredilerini büyütürse bu fazla büyüttüğü kadarının karşılığında bir menkul kıymeti Merkez Bankası'nda tutmak zorundaydı. Bu daha sonra işte faiz oranlarına yönelik bir düzenleme geldi. İşte referans faiz oranına yönelik burada bir dönem hatırlarsan yazın özellikle işte Merkez Bankası faiziyle piyasa faizleri arasındaki yüksek fark nedeniyle bir serzeniş olmuştu. Bunun üzerine gelen bir düzenleme oldu. İşte burada da şu andaki mevcut referans faiz oranlarıyla yaklaşık %25'in üzerinde yıllık faiz oranını da kredi verirse eğer banka bunun verdiği kredi tutarının %90'ı kadar bir menkul kıymet tutmak zorunda. Bu da tabii bankaların birdenbire kredi faizini verirken ya da burada müşteriyi fiyatlarken tabii ek bir maliyet ortaya çıkardı. Bu yüzden de %25'in üzerine biz şu anda bankalardan bir kredi faizi görmüyoruz. En son ticari kredi faizi %20'lere kadar düştü Merkez Bankası'nın haftalık verilerinde. Bir de işte bu son dönemde kur korumalı mevduat tarafında getirilen bir düzenleme var. Yani bunun teminatı karşılığında eğer siz bir kredi kullanıyorsanız burada da %90 oranında bir menkul kıymet tesis zorunluluğu geldi. Yani aslında çok fazla düzenleme olduğu için insanların da kafası karışıyor anlıyorum. Yani bizim bile kafamız karışıyor bazen hakikaten. Bu açıdan da ama günün sonunda aslında bankaların kredi işlemleri için eğer belirlenen düzenlemeler çerçevesinin dışında eğer bir kredi işlemi yapacaksa Merkez Bankası'na gidip verdiği kredinin %80'i 90'ı kadar bir menkul kıymeti park etmesi gerekiyor. Zaten bunun sonucunda da biz son dönemde ne gördük? Menkul kıymet getirilerinde inanılmaz %10-11'lere doğru yaklaşan uzun vadelilerde özellikle bir fiyatlama gördük. Yani piyasada dedi ki Merkez Bankası eğer çok kredi vereceksen ya da verdiğin kredi benim söylediğim faizin üstüne gidecekse gidip hazineye borç vermek zorundasın. Hazineye verdiğin borcu da uzun vadeli ve çok düşük faiz vermek zorundasın. O yüzden de hazine kağıtlarının faizleri vadeden vadeye değişmekle birlikte 5 yıl ve üzerinde
vermek zorundasın dedi. Bunların faizleri de 10'lara, 11'lere, 12'lere kadar düştü. 80 enflasyonun olduğu, 83,5 enflasyonun olduğu bir yerde bu faizlerin normalde daha yüksek olması, yani enflasyon daha üzerinde olması gerekir. Ama yani, bu politikanın bir gereği olarak bankalara bu zorunluluk getirildiği için bankalar tabii dönüp buralardaki kağıtları fiyatına bakmadan, faizi nedir görmeden, kale almadan almak zorunda kaldı. Şimdi yarın bir gün eğer faiz yükselecek ve normal bir para politikasına geçilecek olursa, aynen evet, Ferhat'ın biraz önce söylediği gibi buralarda muazzam zararlar yazılacak. Yani öyle anormal fiyatlamalar oldu ki, yani belki dinleyiciler açısından örnek vermek gerekirse, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dolar cinsinden ödediği faiz, Eurobond cinsinden ödediği faiz %10-11'lere, yani fiyatlaması %10-11'lerde uluslararası piyasalarda, TL cinsinden borçlanma faizi de %10-11'lerde 5 yıl vadede. Yani anomali Türk lirasının, hani böyle bir fiyatlama Türk lirasının 5 yıl boyunca dolara karşı değer kaybetmeyeceği varsayımı altında yapılır ki, hani bunun da böyle olmadığını biliyoruz. Bu açıdan da hani anomalinin büyüklüğünü dinleyicilerin görmesi açısından bence önemli bir şey, detay. Peki bir dinleyicimiz daha var. 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Alo. Bülent Bey, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar Açıl Bey. Teşekkürler efendim. Sıkı takipçinizim. Sabah akşam izliyorum programlarınızı. Eksik olmayın. İzliyorum. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben zaman zaman sık sık şeyi çok duyuyorum. Kredilere ulaşılamıyor diye. Şimdi ben mali müşavirim. Bir imalat yapan, sektörde imalat yapan firmayla ilgili dolar borçlanıp euro ihraç eden bir işletme İslam. Konutlu geçen işletmelerden bir tanesiyiz böyle. Parikada da tersine kalan, ham maddede dolar yükünürlüğü taşıyan, satarken euro bazlı satan. Biz şimdi krediye ulaşabiliyoruz. Onu ulaşılmayan kısmı bilmiyorum ama biz şöyle krediye ulaşıyoruz. Eskont kredisini ben geçen gün yönetime sundum. Banka tarafından kullandık. Yani kullanabildik. TL mi kullandığınız reeskontu, yabancı para mı kullandınız? TL kullandık. 12 ile kullandık. 2 de komisyonu vardı. Hangi sektördesiniz? Kapı pencere kilit sistemi imalatı. İhracatçısın. Peki net ihracatınız mı daha yüksek? Yani ihracatınız mı yüksek, ithalatınız mı? Net ihracatçı mısınız? %100 ihracat yapan bir yapımız var. O zaman alırsınız tabii. Yani %50 içeriye, %50 dışarıya yapsaydınız alamazdınız mı ama mesela? Anladım. Alabilen, rahat alabilen kesim var, alamayan kesim var. Anladım. Söylemeye çalıştığımız şey buydu yani. Tamam, bunu kaçırmışım. Çok kusura bakmayın o zaman. Estağfurullah. %110 olması gerekiyor ihracatınızın ithalatınıza oranının son 3 yıl içerisinde ya da son mali dönem içerisinde. Kural, yeni kural bunu gösteriyor bize. Çok teşekkür ederim. Çok şimdi daha net oldu resim. Flüydü, tam net oldu şimdi. Haklısınız. Kusura bakmayın. Estağfurullah, ne demek. İşte dediğimiz gibi o kadar çok düzenleme var ki kafalar çok karışıyor. Evet, o yüzden çok haklı sorunuz. Çok haklı sorunuz efendim. Çok teşekkür ederim. Biz tansiyonu da çok küçük bir kesime girmişiz demek ki, ondan dolayı. %100 ihracat çok olarak karşı kendimizi korumaya almış olduk. Ham madde bağladık. O yüzden biraz olsun işte o maliyet bizi biraz ayakta tutacak işte. Peki, tamam. Harika, çok sağ olun. Gördüm, çok özür dilerim. Estağfurullah, ne demek, zaten bu yayın sizlerle güzel. Çok sağ olun. Sağ olun, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ne dersin Ferhat? Evet, yani ihracatçı firmalar açısından çok avantajlı krediler var zaten. Yani şu anda ihracatçı olanlar açısından finanse erişimde çok bir sıkıntı yok. %11, 12. Bu fonlamaları özellikle TL bazlı duyuyoruz, biliyoruz da. Ama dediğim gibi yani Türkiye'deki her firma ihracatçı değil. Sonuçta iç piyasamıza da çalışan firmalar var. Sonuçta biz de tüketen ve bir değer üreten bir ülkeyiz. Yani her firmada yurt dışıyla çalışmak zorunda da değil. Ama bu firmalar açısından sıkıntı büyük. Yani çünkü işletme sermayesi ihtiyacı enflasyonla beraber sürekli artıyor. Ama siz burada krediye erişim tarafında sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu da bir yerden sonra firmaların tabii artık yani %20-25 maliyetten ziyade ben erişeyim de yeter, önemli değil noktasına gelmesine neden oluyor. Yani burada
hakikaten çok fazla mikro düzenleme olduğu için herkeste de böyle kafa karışıklığı var. İşte kimi kesim diyor ki ben çok rahat ulaşıyorum. İşte biraz önceki izleyicimizin söylediği gibi. Kimi kesim yani %30-35 de olsa ben alacağım ama alamıyorum. Teminatım da var diyor. Yani bu açıdan da ekonomi tarafında dengesizlik ve yani servetin bir tarafta çok yoğunlaşırken bir tarafta azaldığı bir sürece de bizi götürüyor maalesef. Peki gelen başka sorular var. Yakup Bey demiş ki Yakup Karabul, Amerikan verileriyle beraber ons altında geri çekilme görüyoruz. Bu durumdan dolayı gümüş ons, gümüş gram yönü nasıl olur diye bir soru sormuş. Değerli metaller elbette hani çok tartışılan bir aşamaya geldi gibi görünüyor. Dolar bu kadar kuvvetlendiğinde ister istemez bir para birimi olarak işlem gören altın, onun biraz daha volatil versiyonu olarak gümüş, aynı zamanda tabii kullanımı da var sanayi tarafında, ama bunların değerlemesi değerli metaller çerçevesinde ne görürsün? Yani ben faizlerin bu kadar yükseldiği ortamda bence şu andaki fiyatlamaları gayet kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki günlerde yeni bir yukarı yönlü trendi başlayacağını, yani bu yılın sonuna doğru düşünüyorum açıkçası. Burada tabii faiz getirisi olmamasına rağmen karşı taraf riski de olmaması nedeniyle bence talep artacaktır. Çünkü resesyona girdiğimiz, jeopolitik risklerin arttığı bir dünyada faiz getirisi tabii ki önemli ama bir taraftan da sizin karşı taraf riskinden kendinizi koruyor olmanız lazım. Bu da tabii altına ve gümüşe olan talebi artırıyor. Artırmaya da devam edecek. Gümüşün aynı zamanda yenilenebilir enerji tarafında önemli kullanım alanları var. O tarafta da talep artıyor biliyoruz. Bu açıdan ben iki emtia açısından da, yani değerli metal açısından da yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Yani 2023 yılında bence 2000 dolar üzeri seviyeleri göreceğiz rahat rahat. 2000 dolar üzerindeki seviyeleri göreceğiz diyorsun. Anlıyorum. Peki. O zaman sen mesela şu anda yatırımcılara altın tavsiye ediyorsun. Doğru mu anlıyorum? Tabii. Anladım. Peki. Yani şeyi sorsam sana, yani işte Amerikan tahvilleri mesela 4.5'a 5'e doğru gidecekse de bu devam eder mi? Altın hareketi. Yani ben ABD uzun tarafında yani 4-4.5 bandının üzerinde çok kalıcı olamayacağını düşünüyorum. Kısa tarafta belki 4.5'lara doğru gideceğiz. Zaten 4 seviyelerini gördük hatırlarsan. Buralarda da kısa vadede kalacağız ama uzun vadede önümüzdeki yıl 4.5'tan aşağı yönlü bir harekette görebiliriz. Burada tek belki şey, yani özellikle rezerv önemlidir. Rezerv tutan ülkelerden mevcut portföyden bir satış hızlanırsa belki 4.5'un üzerine anlık gidebiliriz. Fakat genel anlamda ben ABD tahvillerinde hani 4.5 bandının üzerinde çok fazla kalıcı olmayacağımızı düşünüyorum. Ve aynı zamanda karşı taraf riskinin de küresel anlamda arttığı bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Bu da tabii altının en sevdiği ortamlardan birisidir. Zaten son dönemde baktığımızda da 4'e kadar geldik. 2 yıllıklarda, işte 10 yıllıklarda, bir iki hafta öncesinde. Altında biz 1600 doların altında kalıcı olamadık hatırlarsan. Yani altın tarafında o kadar sert faiz fiyatlamasına rağmen aşağı yönlü bir türlü gitmiyor. Orada bir talep var ki spekülatif pozisyonlarda da önemli bir short pozisyon içerisindeydi. Buna rağmen gitmiyor. Ben hani teknik ve temel anlamda altında yönün biraz yukarı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Minneapolis Fed Başkanı Nail Kaşkari demiş ki muhtemelen daha fazla faiz artışı gelecek. Bangır bangır söylüyorlar, sürekli söylüyorlar. Yani daha da artıracağız, şöyle artıracağız, böyle artıracağız. Yani resesyonu göze aldığını ve enflasyonu düşürmeye kararlı olduğunu artık anlaması lazım herhalde piyasanın. O yüzden de hani böyle %1,5'lar, %2'ler falan düşüyor piyasa sürekli. Ama sürekli bir takım olumlu geri dönüş beklentileriyle dipten almaya çalışanlar da devreye girebiliyor. Hani burada bir son dönemde yaşanan, işte Ekim başlangıcı ile birlikte yaşanan böyle bir ayı tuzağı falan mıdır, ne dersin? Ya bence şöyle, yani piyasa ne kadar iyi olursa Fed'den biz daha sert mesaj göreceğiz. Yani piyasanın artık şunu anlıyor olması lazım. Finansal koşulların gevşemesini istemiyor Fed. Enflasyonda bir iyileşme görülene kadar. Şu anda da biz onu görmedik. Ne zaman piyasa ya Fed pivot'a geçiyor artık, yani belli bir yer 4.5'da duracak ve buradan sonra artık ağır ağır indirmeye başlayacak, tepeyi gördük
fiyatlaması yaptığı an biz Fed'den daha sert mesaj görüyoruz. Yani piyasa ne kadar iyi olmaya çalışırsa Fed o kadar kafasına vuruyor diyebiliriz. Önceki yılların tam tersi bir pozisyonda. Yani burada yani Fed'in söylemleriyle bence çok fazla kavga etmemek gerekiyor. Yani bu enflasyonda iyileşme olmadığı sürece bence riskli varlıklarda her yükseliş bir satış fırsatıdır. Yani tam bir klasik bir ayı piyasası. Uzunca süredir biz boğa piyasasında olduğumuz için tabii çoğu trader ya da asset manager buna çok alışık değil. Yaşları itibariyle de değil. Hani biz de çok alışık değiliz aslında. Kendimi birazcık genç göstereyim bari. Sen piyasaya girdiğinde Ferhat piyasa kurulmuş muydu? Daha o zamanlar biz kanlarla taşıyorduk şeyleri, hisse senetlerini. Taş tablete yazılıyorduk. Ferhat varmış, dünya borsalarının üstüne kurmuşlar. Yani o açıdan bence herkes bir iyilik aramaya çalışıyor her veriden. Ama şu anda o değil. Yani trend o değil. Fed de bunu istemiyor. Ve Fed bunu istemediği sürece de yani burada çok savaşmanın da bir anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. Her yükseliş satış fırsatı. Gerçekten enflasyonda artık böyle aşağı yönlü trend başladı ve geliyoruz %2'lere doğru yaklaşıyoruz havası olmadığı sürece de bence riskli varlıklara çok fazla girmemek gerekiyor. Ama bono tarafında özellikle ABD tarafında uzun vadede bence 10 yıl üzerinde yıl sonuna doğru güzel fırsatlar olabilir. Oralarda işte %4 civarı 4-4,5 arası seviyeler görülürse bence güzel pozisyonlanma olabilir oralarda. Bir takım fon yöneticilerinin beklentisi ise şu anda faizi artırıyorsunuz artırıyorsunuz ama gelecek sene resesyon o kadar sağlam gelecek ki ve siz bu sıkılaştırmanın etkisini bir anda o kadar çok göreceksiniz ki ister istemez faizi indirmek durumunda kalacaksınız. Dolayısıyla ben biraz da bunu fiyatlıyorum diyor. Bu beklentiyi de Fed kırmaya çalışıyor ama sen ne dersin bu yaklaşım karşısında? Ya ben o kadar yani şimdiden bunun fiyatlamasını yani en azından buna yönelik pozisyon alınmasını açıkçası birazcık iyimserliğe bağlıyorum. Yani burada biz enflasyonda halen iyimserlik yok. Tamam resesyona doğru gidiyor olabiliriz ya da ekonomik yavaşlamaya doğru gidiyor olabiliriz ama enflasyon dinamikleri bağlamında bir iyileşme yok. Belki resesyona doğru giderken enflasyonun yüksek kaldığı bir süreçten de geçebiliriz. Ki dünyada işte Avrupa'dan bahsediyoruz. Büyük ihtimalle stagflasyonun olduğu bir dönemden geçeceğiz. Yani illaki 1929-30 tarzı bir buhran görmek zorunda olduğumuzu ben düşünmüyorum. 1970'ler tarzı bir enerji kriziyle başlayan yüksek enflasyon ve düşük büyüme hatta çoğu yerde daralmanın olduğu bir senaryo şu anda daha olası gibi duruyor. Bu durumda da yani ne faiz fiyatlamasının ne de faiz indiriminin fiyatlamasının olması bence biraz mantıksız duruyor. Bu açıdan da ben hani çok erken ve çok hani prematüre fiyatlamalar olarak görüyorum. Yani şu anda buna yönelik bir pozisyon almaktansa özellikle işte Ocak, Şubat'tan sonra belki uzun vadeli tahvillerde pozisyonlanmak daha mantıklı olabilir. Peki. Amerika'da yeni bir mortgage krizi patlarsa bizi vurur mu? Amerika'nın emlak ve kredi sektörünü konuşsak demiş Elon Wolf rumuzlu takipçimiz ama bunu 2 dakikalık reklam arasını verelim sonrasında konuşalım. Ne oldu? Ne yapacağız? Ha Ferhat'ın gitmesi mi lazım? O zaman şeyimiz yok. Ha tamam Ferhat senin gitmen lazımmış ha. Bir buna cevap ver de seni o zaman Mehter Marşı'yla yollayalım ya. Peki tamam. Yani ABD'de bir konut krizi geliyor mu? Bence sadece ABD değil, tüm küresel tarafta, özellikle gelişmiş ülkelerde faizler nedeniyle konut fiyatlarında bir düşüş olacak. Bu kriz 2008 tarzı bir kriz belki olmayabilir ama hakikaten fiyatlarda bir düşüş ve bunun hane halkının yani servetinde önemli bir aşağı yönlü etkisi olacaktır. Bunun da tabii orta uzun vadede talebe yansımalarını göreceğiz. Fakat ben o 2008 krizi tarzı bunun direkt finansal sistemi çökertici bir noktaya doğru gitmeyeceğini düşünüyorum. Bir yerden sonra özellikle 2024 başından itibaren faiz indirim döngüsüne eğer girersek tekrardan burada bir iyileşme olabilir. Peki sevgili Ferhat, cuma akşamı planlarını bizim için ertelediğinden dolayı seni bir 10 dakika kadar erken bırakıyoruz.
Sana çok, çok teşekkür ederiz bu akşamı bizlerle geçirdiğin için. İyi hafta sonları herkese. Sana da iyi hafta sonları diliyoruz. Efendim sizlere de çok teşekkürler. Kendinize bu hafta sonu çok iyi bakın. Elinizden geldiğince iyi dinlenin, eğlenmeye çalışın. Ailenizle, eşinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla. Neden? Çünkü önümüzdeki hafta zor. Bundan sonra kış geliyor. Sonrası daha da zor. Çok zor kararlar alacaksınız. Çok zor şeylerle uğraşacaksınız. O yüzden bu hafta sonunun tadını iyi çıkartın. Kendinizi gelecek haftaya iyi hazırlamaya çalışın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.